Merhabalar herkese. Bugün adaylar turnuvasında yine çok heyecanlı ve yine çok kritik karşılaşmalar vardı. Ben de onlardan bir tanesini hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok uzun süren bir canlı yayının ardından bu videoyu paylaştığım için birkaç sıkıntı ve yorgunluk belirtileri olabilir. Onun için şimdiden kusura bakmayın diyelim. Ve beyaz taşlarda Hikaru Nakamura, siyah taşlarda Fabiano Caruana'nın oyununa geçelim. Nakamura tabii ki Dünya Şampiyonluğu maçına çıkmak için artık yavaş yavaş bir şeyler yapması gerekiyor. Caruana ise Nepo'nun, şu andaki lider Nepo'nun en yakın takipçisi ve bugün Nepo ile dinktiren çok erken bir beraberlik yaptılar. 55 dakikada berabere kaldılar ve bu oyun 6 saati geçti. Bakalım neler olmuş. E4 ile başlamış oyun. E5'in ardından at F3. At C6'dan sonra fil B5'te İspanyol açılış tercihi geliyor. A6 ile fil A4'e kovuldu. At F6'nın ardından kısa rok ve at çarpı E4'ün ardından da D4 ile beraber henüz gelişmemiş. Rok atmamış siyaha. Tabii ki D, E piyonuna bir atak var. Aynı zamanda kale E1'lerle beraber burada güzel hücumlar olabilir. B5 ile beraber fil B3'e kovulunca D5 hamlesi geliyor. D5'ten sonra da E5'ten piyon alınmış şu anda. E4'ten verildi piyon, E5'ten alındı. Materyaller eşitlenmiş oldu ve fil E6 gelişilince de C3 hamlesi gelmiş burada Nakamura'dan. Caruana'nın fil C5'i, at BD2 ile beraber şimdi E4'e bir baskı var. Fakat kısa rok atılıyor. Kısa rokun ardından da fil C2. Şimdi artık E4 alınmak isteniyor ve Nakamura Caruana'yı bir tercihte bırakmak zorunda kalıyor. Bilgisayarın ilk tercihi, oyuncuların açılış hazırlıklarıyla beraber burada F2'ye vurmak tek doğru tercih gibi gözüküyordu ve at çarpı F2 hamlesi geliyor Fabiano Caruana'dan. Kale çarpı F2, fil çarpı F2'nin ardından şah çarpı F2 geliyor. Tabii ki normal şartlarda iki aletin kale piyonuna karşı bir üstünlüğü var materyal olarak. Fakat burada ne olay? Buradaki olay F6. F6 ile beraber tabii ki F sütununu açıp rakibine baskı yapmak istiyor burada ve açıkçası F3 atına doğru baskılar yapmak istiyor siyahlar. Bunu at F1 ile beraber sonlandırmak istiyor. Biraz daha hem filin çaprazı açıldı hem de atı daha iyi karelere manevra edeceğiz. F çarpı E5, F çarpı E5'ten sonra şimdi artık istek E4'lerle beraber F3'teki atı düşürmek, bu at düşmesin diye şah G1'e kaçıyor Nakamura. Benim bir rokum vardı, şimdi o roku attım diyor. Neler oldu, neler bitti? Siyahların çok güzel bir E5, D5 merkezi var. Fakat buna karşılık dediğim gibi iki aletini verdi. Kale ve piyon aldı karşılığında. Bakalım devamında neler olacak. Vezir D6 oynandı. Vezir D6'nın ardından fil E3 ve fil F5'te gel filleri değişelim. Hayır, değişmiyoruz. Fil B3 ile beraber ben D5 piyonunu istiyorum. Kale AD8, bu piyon savunulunca vezir E1'e geliyor. Vezir E1'den sonra tabii vezirin artık nereye bakacağını, belki şah kanadına doğru bakacak, belki F2'ye doğru bakacağız, görmüş olacağız. At A5, o fil tekrar istendi. Fakat şimdi hamle vezir F2. Vezir F2'den sonra burada yani at çarpı B3 tercihi gelmiyor. At çarpı B3 tabii, A çarpı B3'ten sonra yine fil C5 fikirleriyle beraber şiş yeme durumları olabilirdi. Şiş yeme durumlarını at B7 ile burada engellemiş Caruana ve kale E1'in ardından şimdi hamle C5. Buraya kadar daha önce oynanmış bu karşılaşma. Aynı fikirlerle, aynı açılış hazırlıklarıyla ama burada genelde C6 oynanıyormuş. Burada Caruana'nın tercihi C5 oldu. C5'in ardından şimdi hamle at G3 ile beraber devam etti. Fakat eğer fil G5 oynansaydı neler olurdu? İşte burada bir soru işareti var. Çünkü bir taraftan kare isteniyor, diğer taraftan E5 piyonu isteniyor. İşte burada açıkçası Caruana'nın muhtemelen hazırladığı bir varyant var. O varyantta C4 ile başlıyor. Sen fil çarpı D8 alırsan C çarpı B3 ve artık filin H4'e doğru kaçarsa da B çarpı A2 var. Kale A1 ile bu piyonu kapattığında fil B1 gibi bir varyant var ki muhtemelen Caruana bunu hesapladı. Bilgisayar çok uzun süre düşündüğünde eşitliğe doğru götürüyor burayı. Ama C5'ten sonra at G3 tercihinde bulundu Nakamura. At G3'te fil istenince fil D3'e geldi ve vezir D2 ile tekrar o file basılınca şimdi C4 rakip fili istiyor. Aynı zamanda kendi filini de korumuş burada Hikaru Nakamura. Özür dilerim, Fabiano Caruana. Fil D1 çekildi ve kale D7 oynandı. Kale D7'den kale F7'ye gitmek istiyor ve F hattını değerlendirmek istiyor. Fil D3'ten de F1'e bakıyor tabii ki. Bu F hattı beyazlar adına çok kritik. Siyahlar adına da bir o kadar baskı yapmak için kritik. Fil F2. Fil F2'nin ardından şimdi olay nedir? E5 piyonuna biraz önceki varyantlardan bir tanesini de göstermiştik. Baskı var ve bu fil F2 baskısını kale DF7 ile zaten engellemiş oluyor Caruana. Çünkü eğer sen burada herhangi bir şekilde E5'teki piyonu almaya kalkarsan ki şöyle bakalım duruma. Eğer sen kale çarpı E5 alırsan kale çarpı F3 alabileceğim. Eğer sen at çarpı E5 alırsan bu sefer de kale çarpı F2 boşta kalmış olacak. Bu yüzden at H1'e dönmek durumunda kalıyor Nakamura. Bu bilgisayarın ilk tercihi. Normalde at
kenarlara gidilmez ama bu atın F2'yi savunmak gibi bir görevi var tahtada. H1'in ardından E4. E4'ün ardından baktığımız zaman şimdi F3 atı ne yapacak? F3 atı merkeze D4 karesine oturdu. Piyonlar da onu geçtiği için şu anda tehdit edilemiyor. Burada vezir G6 oynuyor Fabiano Caruana. Özellikle açılıştan itibaren Caruana'nın zaman sıkıntısı yaşadığını söyleyelim. Yani yavaş yavaş zamanı daha fazla azalan taraftı Caruana. Ve burada Hikaru Nakamura da oldukça fazla zaman harcayıp H4 hamlesini buluyor. H4'ün ardından aslında öncesine bakmak istiyorum. Buradaki sıkıntı şu. Atı oynayamıyorum F2 istekte. F2'yi oynayamıyorum. Kale F1 matlar var. Bu yüzden şimdi tahtaya baktığım zaman veziri de oynayamıyorum. Düzgün bir yere gidemiyorum çünkü veziri tahtada. F hattı ve G hattında şu anda gördüğünüz gibi rakip vezirler ve kaleler var. D1'deki fili bir yere gelemiyorum vezir G6'dan sonra. Gördüğünüz gibi E1'de kale de zaten yani nereye oynasın? Kale E3'lü seçenekler de tabii şu anda hani kale E3, kale G3'ler belki mümkün olabilirdi ama H4 ile beraber belki de Hikaru Nakamura tek tercihini yapıyor burada ve diyor ki H4'ün ardından ben H5 süreceğim diyor. Burada Caruana'nın engelleyebilecek tek hamlesi rakip H5'ti. Rakip süremesin diye. Fakat burada Caruana diyor ki ben at C5 ile beraber yoluma bakıyorum. Atı yavaştan oyuna girmeye çalışacağım. Belki E6'yı oynayacağım. Belki E3 ile feda edip E4'ü oynayacağım diyor. Fakat buradaki hamle H5. H5'in ardından açıkçası bu beyaz saçları gözünüzün önüne getirin. Çünkü birazdan bu beyaz saçlar biraz daha ilerlemiş olacak. Vezir D6'ya kaçılmış vezir ve fil G4'ün ardından şimdi E6 karesinin sürekli göz kulak olunması lazım. Fil E6'lar, at E6'lar özellikle dikkat edilmesi gereken varyantlar şu an savunulsa da ve fil G4'ün ardından siyahların aşaltısı gelmiş. Vezir E3, vezir F4 ve gel vezirleri değişelim mi? Vezir çarpı F4, kale çarpı F4 de bu vezirler değişiliyor. G4'te fil boşta ve G4'teki fil boşta olmasına rağmen şimdi at E6 hamlesi geliyor. Tabii ki kale çarpı G4, at çarpı F8'den sonra başka bir varyant devreye girmiş olacak. Fil çarpı C5'lerin boşta kaldığını unutmamak lazım. Burada beyazlar üstün çıkıyor varyantlardan. At çarpı E6 almak durumunda kalmış burada Caruana. Ve fil çarpı E6 şahtan sonra şah H7'ye gidiyor. Fil çarpı D5'te alınıyor. Tahtaya baktığımız zaman beyazlar hala iki aleti var. Siyahların da buna karşılık kalesi var. Ve piyon sayılarını saydığımızda da 5 piyona 6 piyon siyahların bir piyon fazlalığı hala söz konusu. Kale 8 F5 ver fili. Fil C6'ya gidince de kale H5 alındı. Yine bir piyon daha kırpmış oldu siyahlar burada. Ve bu piyonun arkasından da fil D4 hamlesi geliyor. Fil D4'e yerleştikten sonra yavaş yavaş sanki beyaz saçlar daha iyi yerlere gidiyormuş gibi gözüküyor ama kale H5 hala bu F1 isteklerini sürdürüyor. En azından kaleleri F1'den değiştikten sonra belki A2 B2 piyonlarına sarkabilir. Özellikle bir kalenin oralarda aktif olmasını istemeyiz. Diğer alfabetler yardımcı olamıyor. At F2 ile orası kapatıldıktan sonra kale F7'de açıkça şunu söylemek lazım. O kale F1 tehditleri hala tahtada olduğu için siyahların bazı oyuna tutunma temaları var. Burada Nakamura uzun süre yine düşünüp B4 oynuyor ama Caruana'nın süresi oldukça az burada. B4'ün ardından H5 hamlesi oynanıyor. Yani dediğim gibi Caruana 40. hamlemeyi tamamlamaya çalışıyor. Artık dakikaları var. Nakamura ise biraz daha sürede rahat. H5 hamlesinin ardından bir de A4 geliyor. A4'e B çarpı A4, fil çarpı A4'ün ardından da H4 geliyor. Burada Caruana diğer taşlarım iyi yerlerde, D3 fili iyi yerlerde, iyi yerde. Kalelerim iyi dikeyde ve dublelenmiş bir şekilde F2'ye basıyor. Ben burada H3 oynama temalarına bakacağım. Şahı biraz daha güvensiz bırakacağım diyor. Fil E3 hamlesi ver kaleyi. Kale F5'e gittikten sonra da kale A1 oynanıyor. Fakat bu kale A1'e H3 hamlesi geliyor. H3'ten sonra şimdi sıkıntı şu. Sen at çarpı H3 oynadığın zaman at çarpı H3'e artık kale F1 inilebiliyor. Ve kale çarpı F1, kale çarpı F1'den sonra sen şah H2 kaçıyorsun. Ve kale E1 şimdi E1'e basıyorum. Yani fil D2 oynandığı zaman kale E2 tekrar basıyorum. Dönüyorum A2'den basıyorum. Sürekli fillere ve C3 piyonuna baskılar gelecek. Bu gibi durumlarda daha önce konuşmuştuk. Dikkat etmek lazım hem şah güvenliği hem de arkadan isteklere karşı. Burada Hikaru Nakamura yine tek hamleyi, üstünlüğünü devam edecek tek hamleyi veriyor. Kale A2. Kale A2'nin ardından tabii F2 de desteklenmiş oldu. Ve H çarpı G2'den sonra da burada bu sefer istekler kale F3. Kale F3'ü de fil D1 ile engelliyor burada Nakamura. Ve fil D1'in ardından kale 7 F6 ile A6 piyonu artık tutuldu. Kale A6'nın ardından fil G4 geldi. Ver kaleyi. Kale D5 gidilince de şah çarpı G2 artık o piyonu almanın zamanı geldi diyor burada. Özür dilerim.
Hikaru Nakamura. Aksi takdirde Fil F1 ile beraber o piyon bağlanmış olacaktı. Şah G2, kale G6'nın ardından şah G3 ve Fil F1 şimdi dönüyor. At H3'lere gidemesin diye. At H3, at F4'lere oturamasın diye. Çünkü at H3'lere fil H3 gelecek. Ardından da kale D3 girebiliyor burada siyahlar. Bu gibi durumlar olmasın diye fil D4 kapandı. O kalenin D3'e girişleri sıkıntı olmasın diye. Fil D3'ün ardından şimdi şah F4'e gitti. Ve şah G8'in ardından da fil F5. Ver kaleyi. Kale H6'ya gidiyor şimdi. Kale H6'ya. At G4. Kale HD6. Şimdi kaleler biraz sıkışık gözüktü bana. Ve kale, özür dilerim, at E3 ile beraber C5'teki kale, D5'teki kale istendi. Kale B5'e kaçınca da fil C5, diğer kaleyi ver. Diğer kale F6'ya gidince de hemen şah E5'e yerleşti. Tahtaya baktığımız zaman şah F7'den sonra, yani biraz önce hani beyaz saçların sıkıntısından bahsetmiştik, artık yavaş yavaş vezirler de değişildikten sonra H4 H5 ile başlayan fikirlerle beraber beyaz saçlar daha da ileriye gitti ve hafif aletleri ileriye yerleştirebildik. Özellikle merkezinde yıktık rakibinin. Şimdi at D5 hamlesi geliyor ve at D5'ten sonra artık Karo Ana şunun farkında. Hafif aletler yavaş yavaş üstüme geliyor ve konum gitgide geriye doğru gidiyor. Bu yüzden bir şey yapmam lazım. İşte o şey burada. 55. hamlede geliyor. Kale çarpı F5. Kale çarpı F5'ten sonra şah çarpı F5, E3. Şah çekiyor burada Karahan'a ve E piyonu bir anda vezire doğru yola çıkmış oldu. E3'ün ardından şah E5, şah E5'e de E2 hamlesi geliyor. Şimdi E1 veziri tutmak lazım. Nasıl tutacak? E1 veziri fil F2 ile beraber tutuyor ama Karahan'a bir zorlayıcı fikir daha buluyor burada. Kale B8, kale B8'den sonra şimdi kale E8'e gidecek, şah çekecek ve E1 çıkınca da fil kazanmış olacak filin vezire vurmasıyla birlikte. Bu yüzden Hikaru Nakamura burada fil E1 oynuyor. Tabii kale çarpı A6'lı enteresan varyantlar var. Fili E1'e vurduğu varyantlar var. Ama insani olarak hesaplamak çok zor. Bu yüzden fil E1 geldi. Fil E1'in ardından kale E8 şah. Şah F4'e gidince de G5 oynanıyor ki eğer sen G5'i alırsan tabii ki kale çarpı, özür dilerim, kale E5 ile beraber atı kaybetmiş oluyorsun. G5'e şah G3 oynanıyor. Kale E6'ya gitti. Şimdi kale E6'dan sonra aslında A6'ya bağlandık. Kale H6, kale H1 gibi fikirlerim olabilir ki E1 filine baskı yapmış olacağım burada. Şah V2, Nakamura orayı sağlamlaştırmaya çalışıyor. Kale H6 gitti. Şah E3, kale E6 geldi. Şah V2, tekrar kale H6. Karahan'a burada materyal olarak da geride olduğunu varsayarsak beraberliği kabul edecek, süre olarak da sıkıntılı. Ama Hikaru Nakamura burada hamleyi değiştiriyor. At E3 oynuyor. At E3'ün ardından kale F6 şah ve şah G3 gidince de kale F1. Şimdi E1 filine basıldı. Ne yapacağız? Onun çözümü at G2 ile geliyor. At D5 karesinden döndü. E1 karesini tuttu. Hem fil hem at E1 karesini tuttuğu için ve bu filde artık E1 karesine herhangi bir şekilde baskı yapamadığı için, açık renkli fil olduğu için artık tahtada E1'in vezire çıkma gibi bir durumu yok. Sadece atı ve fili beyazların oraya bağladığını görüyoruz. Karahan'a burada düşünüyor. Ne yapabilir? Tabii ki kale F6 ile beraber geri dönmeyi düşündü. A6'yı artık bırakmamak için, çünkü fil F2 oynayacaktı beyazlar, siyahlar ne oynarsa oynasın ve kalenin A6 ile bağlantısı kesilmiş olacaktı burada. O piyonu da vermek istemiyor. Çünkü beyazlar kale A6'yı aldığı zaman bir anda B piyonu hızlıca vezire doğru yürüyebilir. Şah G6 oynuyor burada Karahan'a. Belki beyaz şahı sıkıştırma fikirleri olabilir. Fakat kale A5 buna izin vermiyor. Neye izin vermiyor? Aslında siyahlar belki işte şah H5, G4, kale F3 gibi hamlelerle beraber beyaz şahı sıkıntıya uğratabilirdi ve burada bir taş düşürme varyantlarını zorlayabilirdi. Fakat kale A5 ile beraber bu varyantların hepsi kesilmiş oldu tahtada. Kale E6. Şimdi yani E1 sürmek istiyor muyum? Aslında istemiyorum. Çünkü tahtaya baktığımız zaman iki taş birden E1 karesini savunuyor. Fakat Nakamura burada at E1 geldi. At E1'in ardından D3 filine de bir baskı var. Yavaş yavaş taşlar, nasıl diyeyim, hem E1 karesini hem de D3 karesini, E2 karesine baskı yapmaya başlayacak. Fil F5 çekilince burada at F3'e gidiyor. Şimdi dikkat edilmesi lazım. En kötü ihtimalle kale çarpı F5, kale çarpı F5, şah çarpı, şöyle diyelim, kale çarpı F5, şah çarpı F5 ve at D4 işleri var. Şah kale çatalı atıyorsun. Fil de her zaman E1'i tutuyor gördüğünüz gibi. O yüzden kale D6 oynanıyor burada. Bu fikir engelleniyor. At D4 gelinince fil istenince fil D3 ve şimdi de kale E5. Tahtaya baktığımız zaman neler oldu? E hattı bir anda beyazların hakimiyetine girmiş oldu ve şah F6 ile birlikte burada kale istenince
Hikaru Nakamura oyunun 74. hamlesinde at F3 oynadı. At F3'ün ardından 6 saatten fazla süren bu oyun Caruana'nın bu hamlede terk etmesiyle birlikte son buldu. Caruana neden terk ediyor? Tabii ki beyazların materyal olarak üstünlüğü var dedik. Bilgisayar olarak da üstünlüğü var. Onun dışında yani artık G5'i alabilir. At F3 oynadı en son ama siyahların hamlesine G5'i alabilir, A5'e dönebilir, E1 karesini hakimiyet altına aldı ve artık siyahların oyunda tutunabilecek, devam edebilecek herhangi bir yolu olmadığını düşünüyor. Tabii kale E6 oynanabilirdi belki. Kale çarpı G5 de var, kale çarpı E6 da var ve buradan sonra artık E1'in çıkamadığını gören, E1'in bir tehdit olmadığını gören Caruana oyunu terk etmekte karar kıldı. Bu oyunun daha doğrusu turnuvanın en kritik oyunlarından bir tanesiydi diyebilirim. Nakamura ilk oyunda Caruana'ya kaybetmişti. Onun intikamını aldı. Bir diğer taraftan da aslında Nepo'nun en yakın takipçisi olan Caruana ağır bir darbe almış oldu. Şu anda Nakamura 4,5 puanda, Caruana 5 puanda ve Nepo 6 puanda. Belki de bu oyunla beraber Nakamura adayları kazanabilecek bir ivme yakalayacak veyahut Caruana adayları kazanacak haldeyken bir anda ilk mağlubiyetle beraber geriye düşmüş olacak. Yarın yine turnuvanın en kritik oyunlarından bir tanesi var. Caruana beyaz taşlarda Nepo'ya karşı oynayacak. Nepo da siyah taşlarda olacak. O karşılaşmayı heyecanla bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi çok uzun bir canlı yayın olduğu için ardından bir şeyler anlatmakta zorlanmış olabilirim. Artık kusura bakmayın diyelim. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Şimdilik hoşça kalın.